Marmaris Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan etkinlikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri Osmaniye'de bulunan ve ticaret odasının önemli bir projesi olan Bal Evi'ni ziyaret etti. Öğrencileri Bal Evi proje sorumlusu Yılmaz Yorulmaz karşıladı ve öğrencilere ilk olarak balın nasıl meydana geldiğini sordu. Tabii bal bize enerji verir, büyümemizi sağlar, daha derslerimizde daha başarılı olmamızı sağlar, bizi zinde tutar, daha akıllı yapar. Çünkü onun için hepimiz bal yemeyeceğiz lazım. Ben bal yiyorum. Ben de. Çiçeklerde bulunan sıvı enzimler, çiçek özlerimiz, emerler. Daha sonra kovana getirdiler, onları bal yaparak kovana koyarlar. Biz de o balı alır ve yeriz. Yorulmaz daha sonra aracıların bal toplama işlemini nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı. Mesela bunun içine ballarını koyup saklıyorlarmış. Ballarını güneş ışığından su almasın diye bu tür kaplara koyup saklıyorlarmış. Çok eski zamanlarda kullanılmış kovan örnekleri. Mesela bu kovanı biz sepet kovan diyoruz. Neden? Çünkü bunların üçü sepet kovan. Sepet şeklinde örüyorlar. Daha sonra onları çamurla, külle kapatıyorlar. Burada çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmaz. Bak burada kraliçe arı. Gördünüz mü bak? Kraliçe bak. Şurada kırmızı işaretli. Gördünüz mü? Aksaz Turgut Reis İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmeni Bal Evi'ne 40 öğrenciyle birlikte geldiklerini belirterek yapılan ziyaretin amacından bahsetti. Çocuklara işte buradaki bal evini tanıtmak için geldik. Çok da güzel. Kesinlikle. Yararlı oldu mu çocuklar? Kesinlikle. Çocuklar canlı olarak bunları görüyorlar. Akıllarındaki soruları çok güzel soruyorlar. Artı slide falan da seyrettik. Şu anda inceliyorlar zaten. Kesinlikle güzel bir faydası olduğunu inanıyorum. Ziyaretin sonunda kendilerine ikram edilen yoğurtlu balları yiyen öğrenciler bal evinin bahçesindeki oyun parkında oyunlar oynadı. Yaz boyunca bal evinin binlerce turist ağırladığını söyleyen Yorulmaz, kış döneminde arıcılara verecekleri eğitimlerle kış misyonuna başlayacaklarını kaydetti. Marmaris'e, Turunca ve civar köylere gelen yerli yabancı ziyaretçilerimizi burada ağırlayarak, Marmaris çam balını tanıtarak ilk misyonumuzu yerine getirdik. Yaz boyunca yerli yabancı, münferit ve grup olarak toplam 26 bine yakın ziyaretçimiz oldu burada. 26 bine yakın ziyaretçimizi burada ağırladık. Arıcılık ve çam balı hakkında gerekli bilgileri kendilerine tanıtımını yaptık. Marmaris çam balının tanıtımını yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışarak Marmaris'teki ilk ve orta öğretim okullarının buraya gelerek arılar hakkında daha fazla bilgi alması, balı sevmesi, balı daha çok tüketmeleri için gelen öğrencilerimize arıcılığı ve balı tanıtıyoruz. Okullarımızdan ziyaretler başladı. Bugün de iki okulumuz burada.